Erman abi, biz yayında olduğumuz için e, elinde topu fazla süre tuttuğu için diye algıladık. Yayıncı kuruluşta öyle söylemiş. E, sen o sırada daha şeydeydin, odadaydın, izlemeye devam ediyordun. Ne gördün orada, ne oldu da en direk serbest vuruş kararı çıktı? Havada bir kuş uçuyordu, o sırada kuş düştü yere. Neden çıkar? Elinde topu tuttu diye gördük. Önce geri pas zannettik, konuşuyoruz biz, yoğunuz burada. Bir baktık a, de, yani herhalde geri pas dedik. Baktık top falan yok ortada. Elinde topu fazla tutma. Doğru mu karar? En son ben söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Elinde topu tutuyor gördüm yani. Evet. Kaleciye pas görmedim orada. Yok yok elinde topu tutmaksa. Süre olarak soruyor hocam. Süre olarak doğru karar. Doğru karar. Abicim bakın. öyle şekilde maç geldi gitti ki hakemler bu var olayından sonra sağdaki hakem, hakem işte yardımcılar. Yardımcıların biraz işi daha rahat. Çünkü vara gidiyor, şeye gidiyorlar, orada çizgi çekiyorlar filan. Fakat hakemler şunu görüyorum. Daha bir lavaliler, daha bir cesaretle kendileri almıyorlar. Bir gol oldu. İp, o ip oradan kopuyor. Bir gol oldu. 3-3. Şeyin attığı. Gaziantep Spor'u. Evet. Kayode'ni. Bir yerde foul var mı yok mu? Devam etti, 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 devam etti. Gol oldu. Herkes seviniyor. Galatasaraylılar da kabul ettiler. Fakat Galatasaraylılar bir kısmı gittiler itiraza. İşte foul var dediler. Sonra yukarıdan itiraz bir de şu var. Şimdi bu var olayından sonra teknik adamlar herhalde futbolcularına diyorlar ki kardeşim bir pozisyon oldu mu ve şüpheliyseniz hakeme çullanın. Hakeme çullandığınızda oyun başlamayacak. Oyun başlamayınca var etki altında kalacak. Var pozisyona bakacak. Varsa çıkaracak, varsa çıkarmayacak. Ama itiraz etmiyorsanız kabul edilmiş olacak. Yanarız demişler. Şimdi bütün takımlar hakemin üstüne yürüyorlar. Aslında olmaması lazım. Hakemlerin de yürütmemeleri lazım. Bu birinci kısım. Evet. Şimdi ikinci kısma gelelim. Hakem Döndü döndü pozisyon devam etti. Şansa. iki takımında. Evet. Bayağı Gitti oldu. gol oldu. Gördük ki ilk pozisyon. Kamera gördü gördü oynattı oynattı oynattı. Pozisyon for. Yani Gaziantep spor kulübü futbolcusunun Galatasaraylı futbolcusundan önce kolundan çekerek sonra iterek köşe gönderinden aldığı pozisyon for. Evet. Hakem bu foolü verse bunların hiçbiri olmayacak. Ama vermiyor. Ya avantaj da değil. Vermiyor. Olay geliyor geliyor. Sonra vara gidiyor. İki takım da geriliyor. Tabii. Geriliyor geriliyor geriliyor. Sağın için sarı kartlar marı kartlar. Ondan sonra ne oluyor işte? Ondan sonra iş başka safhaya geliyor. Ya kaleci artık olay bitmiş. Yatmışsın yerde makul bir süre. Ne diyorlar? Makul bir süre. Makul bir süre ne demek? 43, 44, 45, 46. Ağır ağır saydığın zaman. Makul bir sıra bu. Bazen kaleciler topu alıyorlar. Kendi takımı önde. Veya kendi takımı arkada. Arkadayken bile topu sokamıyor. 43, 44, 45, 46'da sokmuyor da 51, 52'de sokuyor. Orada art niyeti yok. Daha iyi yaratacak. Ama sen öndesin. Son saniyeler artık oynama. Makul süre yattın, kalktın, yürüdün, at geçiyorken bitirecek maçı biliyor musunuz? Sen çanak tutuyorsun, en direk vuruş. En direk vuruş atılıyor, yanlış duruyorsun. Verdiği pozisyon penaltı, bence penaltı. Hı, hı. Ama diyor ki Galatasaraylı oyuncu, bu penaltı hakem diyor bu uzatmada veremez. Eski çamlar bardak oldu, çarp diye verdi. Ha şimdi gelelim esas ana fikre hocam. Evet. Dün, evetçi gün Başakşehir Ankara'da Ankara Gücü'nü yendi. Ankara Gücü bir ikinci gol attı. Esas oğlana geleceğim şimdi ben, esas ana fikre. İkinci gol ha. İkinci golü attı Ankara. Bana sorsam boru gibi gol. Çanda solundan baktığın zaman boru gibi gol, boru gibi. Ben bir reklamda oynadıydım hani tuşunun ucunu hocam. döşeyelim abi diye o golün bir benzeri bugün atıldı hemen hemen ha ama Ankara gücünün attığı golün kötü bir kopyası atıldı bugün daha kötü bir kopyası daha kötü ya Ankara gücü golünü eğer saymıyorsanız bunu hiç saymayacaksınız eğer bunu sayıyorsanız Ankara gücü maçının topunun golü golün babası. E şimdi ne olacak? İşte hocam. Bir tanesi şampiyonluğa gidiyor. Bir tanesi şampiyonluğa gittikken yolu kesiliyor. Bir tanesi de küme düşme hattında anası ağlıyor. Nasibi vardır lan bu var. Nasibi vardır bana anlatsanız da, Kulüp başkanlarına göre mi idare ediliyor Türkiye'de futbol? Böyle böyle mi idare ediliyor? Hüseyin Göce'nin işi ne şampiyonluk maçında? ...bedel mi ödettiriyorsunuz? Halis Özkaya'ya verecektiniz... ...şimdi veremezsiniz Halis Özkaya'yı. Çünkü bedel ödüyorlar adamlar. Ya arkadaş 2 öne geçecek Ankara gücü... Küme düşüyor ya? Ankara gücünün... ...şeyi, kafası ne Galatasaray'da... ...ne Trabzon'da, ne Başakşehir'de. Adam can verdin ya ölüyor. 2 öne geçiyorsun. Hoca, 2 önde oynarken... ...ayak dışıyla top atarım... ...1-0 oynarken... ...sana atarken ona atarım... Doğru mudur? Kesinlikle. Daha stres yapar. Ee, nasıl iş abi bu? Adalet mi? Ne adaleti ya? Adalet mülkün temelidir. Acaba adalet mülk de yani apartman mı araba mı mülk? Mülk derken onu mu anlıyorsunuz? Hocam bir de Kenan Özer'in pozisyonunu söylüyorsunuz. Yani ya hocam bakın yani. Delirdiğim olay için. benim bu. Ya Bir gün evvel. Bir gün sonra Allah bu ya. Nasıl getiriyor ne ya? Bir gün sonraki golü. Galatasaray'ın yediği golden. Apayrı bir de o çok, çok farklı bir, gol. Yani, bir de. yani aynen. 77'de Tumasi'nin attığı golü yani söylüyor. Erman. gibi değil. Tumasi'nin Kenan Özer'in de Okan'ı bozduğu evet. pozisyonu bugünkü, söylüyor. Bugünkü, bugünkü Ankara gücünün attığı golün kötü bir gol, kötü bir gol. O gol, aynen. Bugün, bugünkü Bak, golse ancak o ancak, Hayda Hayda gol Eğer Eğer bugünkü golse Ankara gücününki golün babası. Ne dedim sana o zaman? 2-0. Evet. Lig liderine tesir edecek. Ya arkadaşlar kusura bakmayın ya. Cin olmadan şeytan olmayın abi. Perdenin arkasından öne geçin. Herkese söylüyorum ha. Perdenin arkasından öne geçin. Herkesten tartışırım. Sen. Bazı takımların bazı ben, takımların anladım. maçlarında hiç aleyhlerine olmuyor. Bazı takımlarında palamut gibi oluyor. Ve o takımlara da sallıyorlar ha. O bakan onlardan, o milletvekili onlardan. Ulan o bakan onlardan diyorlar adamların topçularını peynir ekmek gibi attınız be. Söylüyorum açıkça Trabzonspor. Şu anda Trabzon'un maçları doğru idare edilse on puan 10 de Doğru mu değil mi? Aynen. Aynen. Ama bilmem ne bakan varmış da bilmem milletvekili var. Abi kuşa bak deyip aşağıdan götürmeyin işi. Yukarıdaki kuşa da bakın aşağıya da bakın. Hocam. ay Hocam çok güzel sonu. E, yani yoksa yerden... pozisyon penaltı. endirek, o oldu. İş değil o Tabii. değil ya. İş endirekten pozisyon direkten farklı ya. O söylediğin Hüseyin Göçek tabii bu maça verilmesiyle ilgili bir dün şey. Anlatacaktın. Hayır, dün anlatacaktın. Hadi hayır, onları daha değişik şeyler de anlatacağım da Şimdi Hüseyin Göçek niye verilmez biliyor musun? 2017 yılında Adana deplasmanına çıkıyor Başakşehir. Başakşehir gol atıyor. Nizami gol. Hüseyin Göçek iptal ediyor. Hayır, yardımcı hakem iptal ediyor. Bak şimdi. Yardımcı hakem O zaman hakem, var yok. Hayır, var yok, yok, ama Hüseyin Göçek de uyuyor. Nizami golü yani sonuçta maçın hakem önünde oluyor pozisyon. Arkasından sen yardımcı hakem diyorsun. Evet. Onun da var e, o işte e, yetkisi. Çünkü cezayı alan yardımcı hakem değil. 6 ay Başakşehir'in golünü vermediği için 6 ay maç almıyor Hüseyin Göçek. <laughs> şimdi bak. Bak şimdi bir dakika Levent abi. Anlatacağım bitireyim. da ama bir şey söylüyorum. Bunları yazın. Ama yazdım, tempolu gitmemiz lazım. Sabah kaçta yazın. Şey bir şey bu, söylüyorum. Bitirin. Bir olay anlatacağım. Unutma şimdi sana. Tamam. Bir tamam mı? Savaş Orlusu. Zaten de canlı Savaş görüntüler Orlu geliyor bu arada. programa katılıyor. Bağlanıp da konuşabilir. Tamam. Şimdi 6 <laughs> ay ceza yediğine göre Başakşehir golü vermiyor. Ondan sonra sonra toplantıya çıkıyor Başakşehir Başkanı. Top... Hakemler toplantısına gidiyor Antalya'da ne diyor? Antalya'da evet. diyor ben bekleyecek diyor ceza alacak diyor. Yani. Hüseyin Hoca'yı da severim diyor iyi evet, insan. Ama diyor, diyor ceza alacak diyor. niye nereye geleceğim? Ya böyle bir maçta şimdi 6 ay ceza bir yanlış... düşünülüyor musun? Bir yanlışta 6 ay hocam Hüseyin Göçek maç almadı, cezalandırıldı. Sen Başakşehir maçına işte açıklandı hakem. Ahmet Ağalı Trabzonspor Başkanı dedi ki iki gün önce yanlış bir karar. İşte burada sevgili hocam hep söylüyorsun ya Zekeri Alp bir insandır. Burada işte operasyonu yapacak. Şimdi burada Masaya yumruğunu vuracak. Bana bir fırsat, fırsat ki, Hüseyin Göçek olmaz çünkü geçmişte 6 ay ceza aldı. Şimdi onu da Giderse orada tedirgin olur. Bu düdüğü Genelde yüzde 90 vurduğumuzda yüzde doksan başak çalar bana, hocam. Şimdi bir daha anlatacağım. Çünkü televizyonculuk öyledir. Televizyonculukta Hani ya ben anlattım. Çünkü söz uçuyor. Yazarsan kalıyor da söz uçuyor. Bakın. Bakın. Altı ay ceza verilecek dedi kulüp başkanının hakeme evvelki seneki olayına bakın. Bu anlatacağım olay birebir doğru. Bir de anlatacağım ki herkesin kafasına girsin.